Evet, bir analiz programında daha sizlerle beraberiz. Yine gündeme dair konuları ele alacağız. Yanımızda usta, yorumcu, gazeteci, televizyoncu İlhan Geyik Bey var. Ben hemen soracağım. Bugün TÜYAP, Adana Mobilya, ev aksesuarları, işte elektrik dekorasyon, falan, dekorasyon gibi bir fuar açıldı. Dün de basın toplantısı vardı. Siz orada çok böyle yoğun soru trafiği yaşadık. Nasıl geçti fuar basın toplantısı? Ya şimdi Adana'da Saat Bey bir güruh var. O güruh kendini lütfeden tarafta görmeye alışmış ve insani ilişkilerinde hiç kimseyi bilmiyor, kendisini de çok iyi biliyor, konumuna sokuyor. Bunu dünkü basın toplantısını yapanlar için söylemiyorum. Genel açıdan söylüyorum. Bu şehirde bir şeyler kokuşmuş. Altını çizerek söylüyorum. Bir şeyler kokuşmuş. Kokuşmuş bu şeylerin üzerine kimse gitmiyor ya da gidemiyor diyelim. Gidenlerin başı ezilmek isteniyor. Halbuki Türkiye biz bazı şeyleri çok farkında değiliz. Ya hedefe işte mülki idarecileri, yerel yöneticileri ya da siyasetçileri koyarak bir yere varamayız. Evet, yani siyasetçilerin eleştirilmesi gereken tarafları var mı? Var. Ama asıl üç maymunu oynayan, halktan da bunu isteyen, özellikle bizde önemli bir bürokratik bir oligarşi var. Bu bürokrasi sadece devlet içerisindeki bürokrasiden bahsetmiyorum. Belediyeler içerisindeki bürokrasiden bahsediyorum ve sonrasında özellikle bir takım yerleri kontrolleri altına almaya alışmış bir bürokrasiden bahsediyorum. Odalar, STK'lar, efendime söyleyeyim, ya da insanları çok ilgilendiren bu tür kurumlar. Yani alıyorsun bir markayı, bir özel şirkete teslim ediyorsun. Evet. Diyorsun ki Adana adına bunun işletmesini sen yap. Hem bundan sen kazan hem de Adana kazansın diyorsun. Evet. Şimdi bir kişi bir işletme kurar. İnşaat firmasıdır ya da farklı bir firmadır. Şimdi sen o firmayı o adama nasıl yöneteceğini soramazsın ya da eleştiremezsin. Eğer bir haksızlık, bir yolsuzluk yoksa o adamın istediği gibi işletme hakkı vardır. Ama eğer sen yaptığın işi Adana adına yapıyor isen burada hesap verme zorunda olduğunu da bileceksin. O şekilde davranacaksın. Şimdi ne yazık ki ahbap çavuş ilişkisinin bol olduğu, ben senin yaptığını görmüyorum ama bak sen de benim yaptığımı görme mantığında bir şehir haline geldi Adana. Kokuşmuş derken bundan bahsediyoruz. Bu tip ilişkilerden bahsediyoruz. Adana son dönemlerde özellikle bu söylediğim belki birilerini üzer, belki şey yapar ama son dönemlerde özellikle bir takım böyle mekanların, gece mekanlarının özellikle bol bol açıldığı bir şehir haline geldi. Niye? Adana çok mu zenginleşti? Yani insanların harcayacak çok paraları var da evde otururken harcayamıyorlar. Hadi gidelim işte falanca yerde yemek yiyelim, falanca yerde içelim, falanca yerde eğlenelim. Gidip para harcayalım. Elbette ki bu mekanlar, bu iş yerleri müşteri buluyor ki açılıyor ve daha fazlası açılıyor. Bu müşteriler nereden geliyor biliyor musun? Bu müşterilerin önemli bir kesimi akşam buluşması için kullanılan yerler. Bir bakıyorsun bazı belediye bürokratlarıyla efendim eserim falanca odanın yöneticileri orada oturmuşlar. Ya olabilir, normal, ama ya bir gece değil, iki gece değil. Onları ayıran tek şey bu şehirde göstermelik olarak yapılan bir takım işte açılışlar, gece toplantıları, yemekler basın vesaire, toplantıları. Basın toplantıları falan. Onun dışında körler sağırlar, birbirini ağırlar hesabı. Bakıyorsun akşamları, isim vermeyeceğiz, bir takım özel mekanlar.
Bunu o mekanların daimleri iyi bilir. İyi bilir. O mekanlarda bir takım toplantılar yapılıyor. Bir takım görüşmeler yapılıyor. Ya neyi görüşüyorsunuz? Senin işin başka, onun işi başka. Hızla zenginleşenler var bu memlekette. Yani banka cüzdanlarındaki sıfırları artan insanlar var bu şehirde. Ve bu şehirde senin yaptığın sana, benim yaptığım bana diyen, birbirini görmeyen, birbirini işitmeyen, birbirinden habersiz olan, habersiz değil de habersizmiş gibi davranan belli bir kesim Adana'da kök salmaya başladı. O zaman şunu diyemez miyiz? Yani burada basında bir birliktelik yok. Yani basın birliktelik yani olsa kendi, yani bunlara yani, müsaade edilmez veya bunlar bir fren olamaz mıydı? Evet. Şimdi Sakıp Bey haklısın. Yani çuvaldızı yani başkasına batırırken iğneyi önce kendimize batırmamız gerekiyor. Biz de kendi suçumuzu burada itiraf edelim. Adana basını da itiraf etsin. Yani şimdi Adana basını öyle bir hale getirdiler ki şunu söyleyeyim. Belediyelere bir takım yerlerle ancak ayakta kalmaya çalışan, hiçbir şeyi görmeyen, göremeyen, gösterilmeyen bir şey haline geldik. Evet. Dün biz basın toplantısında ben ÇUFAŞ'ın veya işte TÜYAP'ın genel müdürüne şu soruyu sordum. Dedim ki, beyefendi, siz bir stand kiralarken, işte bir mobilya fuarı açıyorsunuz, başka bir fuar açıyorsunuz. Bu sizin hakkınız ve orada stand satıyorsunuz. Bir esnaf, bir tüccar, bir mobilyacı neyse işte fuarın niteliğine göre size telefon açtı veya geldi. Dedi ki ben de buradan bir stand kiralamak istiyorum. Kaç metrekare istiyorsun? Bu kadar. Metrekaresi şu kadardır. Önde olursa şöyledir, burada olursa böyledir. O kişi de bakıyor. Ya bu benim işime geldi ya da gelmedi. Ya da şu fiyat olur mu diyor. Olur olmaz. Ya olumlu ya olumsuz. Neticeleniyor gidiyor. Peki burada standı satan kim? Standı satan, kiralayan kim? TÜYAP. Peki TÜYAP standa fiyatı koyan kim? Kiralayan mı? Kiraya veren mi? Kiraya veren koyuyor. Kiraya veren koyuyor değil mi? Evet. Peki dedim ki Cihat Bey, siz basına diyorsunuz ki bir yazı gönderiyorsunuz. Örneğin yanımda da Barış Gazetesi vardı. İşte görüntüdeki Cihat Bey'e söyledim. Barış Gazetesi'nin her iki ortağı da yanımdaydı. Dedim ki örneğin Barış Gazetesi'ne bir yazı gönderiyorsunuz. Bizim ilanımız bu. Şu ölçüde şu kadar gün girsin. Fiyatı da bu. Olmaz. Yani bu dedim, yani bu nasıl bir saygısızlık? Bu nasıl bir hakaret? Ve gönderdiği para da 150 TL. 150 TL diyor ki ya bu senin yemek paran değil veya birilerinin yemek parası değil. Neyse o da diyebilir ki ben 20 liraya karnım doyar. O da ayrı bir olay da. Şimdi bu ne? Dersin ki ben mobilya ve dekorasyon fuarımızın, işte bu fuarımızın açılışı için 10 günlük reklama çıkacağım, ilana çıkacağım ve 15 gün neyse işte fiyatınız nedir? O gazeteden size bir yazı gelir, ilgili basın kuruluşundan bir yazı gelir. Denir ki ya bizim fiyatımız şu, kabul edersin ya da etmez. Ya da ya şu kadar indirim olur mu falan diye bir şeyler sorabilirsin. Onlar kabul eder etmez. Ya al bunu, bu fiyatın bu, girersen gir, girmezsen girme. Ya da bu mantık, hem suçlu hem güçlü pozisyon. Bu mantık, bu mantık nasıl bir mantık? Evet. Bu nasıl bir saygısızlık? Ha şimdi iğneyi de kendimize batıralım. Bunu bu şekilde alıp kabul eden gazetelerde buna razı diyeceğim. Razı değiller, yapacak bir şey yok. Çünkü öyle bir bürokratik bir koruma altına alınmış ki bu yapı. Evet. Öyle bir şekilde alınmış ki dokunsan bir yerlere dokunmuş olacaksın. Ha bak biz dokunuyoruz. Sıkıntımız yok. Biz dokunuruz da. Onu da söyleyeyim. Evet. Ama bu yapı kokuşmuş. Bu sadece TÜYAP için ya da bir şeyleri sırf eleştirmek için söylemiyorum. Genel olarak hepimize sirayet etmiş bu, bundan kurtulmamız gerekiyor. Birbirimize saygı duymamız ve
herkesin kendi görevini yapması, başka işlerle ilgilenmemesi gerekiyor. Bu sadece verdiğimiz bir örnekti, başka bir şey değil. Ya orada tabii sorduğumuz çok daha farklı sorular oldu. Biz bunları hallederiz, bunları konuşuruz falan şeklinde. Şimdi bu belediyelerin meclis toplantıları dün başladı. Evet, bir hafta sürecek. Evet, evet. Şimdi izlemeye gidiyoruz. İnan buradan kilometrelerce yol kat ediyoruz. Toplantı 10 dakika sürüyor, bitiyor. Yani bu 3 dakikalıklar günü, da var. 5 günü bir güne alsanız da geçse, yani bu daha mantıklı olmaz mı diye sorduğunda, oturum parası alamaz. Oturum parası almak için 5 gün sürüyor. Oturum parası alamazlar, evet. Konuşulan da işte şu parselin yoğunluğunu artıralım, şu parselin yoğunluğunu. Başka niye? Şey neden? Neden? Yani neden? Onlar da ahbap çünkü çoğu ya müteahhit, açık söyleyelim. Bir defa yani hani bir hep söyleriz ya, ben başbakan olsam, ben cumhurbaşkanı olsam, ben efendim belediye başkanı olsam, ben teknik direktör olsam falan. Yani hep bunlar vardır. Ama inan elimde yetki olsa bir madde geçirirdim. Bütün şehirlerin kurtulması için bir madde getirdim. Müteahhit olan, müteahhitliği bundan sonra düşünecek olan, efendim mesela müteahhitlerle uzaktan yakından akrabası olan hiç kimse belediye meclis üyesi olamaz. Böyle bir madde koyardım. Ben de katılıyorum. Aynen. Ama bak, evet. Ama bak içine. Evet. Müteahhit olmayıp, müteahhit kelimesini sadece inşaat yapan için kullanmamak lazım. Onu da söyleyelim tabii ki. Yani bir temizlik ihalesini yapan da müteahhit. Yani müteahhit kavram biraz geniş, evet, bir kavram. Şimdi bakalım, müteahhit olmayıp da daha sonra müteahhitliğe başlayan kaç meclis üyemiz var? Evet. Meclis üyelerimiz içerisinde bugünün sorunu da değil bu. Bundan önceki meclislerin, daha önceki meclislerin sorunu da. Söylüyoruz. Bir belediye başkanı ya da herhangi bir belediye bürokratı, özellikle belediye başkanları, evet, şu manşetle çıkabiliyorlar gazetelere, şu manşeti veriyorlar. Diyorlar ki biz falanca yerin imar sorununu çözdük. Ne demek acaba falanca yerin imar sorununu çözmeleri? Falanca yerin imar sorunu şu, yoğunluğunu diyelim 0.40'dan 2'ye çıkarmış. Bak. 0.40'dan 2'ye çıkartmış. Ya da efendime söyleyeyim 2.5'a çıkartmış, 3'e çıkartmış, neyse işte. Yani falanca yerler imara kapalı, onu imara açmış. Bu sorunu çözünce ne oluyor? Birilerinin arsaları, birilerinin tarlaları arsa oluyor. O arsalar rant kazanıyor, yükseliyor ve oralarda o güzelim bu mümbit toprakların üzerinde gri gri binalar yükseliyor. Ya şimdi tamam da insanların eve ihtiyaçları var, yeni konutlara ihtiyaçları var, olmasın mı? Doğru, insanların daha çağdaş, daha modern, daha yaşanır konutlara, evet, ihtiyacı var. Peki Adana şu anda imar yerleşkesi açısından yetersizse, evet, Adana imar yerleşkesi açısından yetersiz bir şehir değil. Ama Adana'nın sorunu şu ki %60'ından daha fazlası, hatta %70'i kentsel dönüşüme ya da yerinde dönüşüm, adı neyse diyelim, bir imar dönüşümüne ihtiyaç duyan bir şehir. Evet. Biz zaten o senin söylediğin mümbit, bereketli toprakları, bir arkadaşlarımız da buraya baksınlar, mümbit, bereketli toprakları biz zaten zamanında imara açmışız. Yani öyle cinayetler. Adam gelmiş, efendime söyleyeyim, Güneydoğu'dan gelmiş, orada pamuk ekilen, gül ekilen, çiçek ekilen, efendime söyleyeyim, her türlü meyvenin, sebzenin yetiştirildiği o güzelim topraklar içerisine evlerini ruhsatsız, imarsız ve çok da vahşi bir imar sistemiyle kondurmuş. Şimdi
olan olmuş. Geçen geçmiş. Şimdi geçen sen geçmiş derken şimdi imar, kaçak, ruhsatsız derken şu an yapılmıyor mu? Şu anda Adana kaçak inşaat cenneti. Halen bravo. O büyük rezidanslar bile kaçak. Evet. Ben sana gösterebilirim. Evet. İsim adres gösterebilirim. Geçen bir belediye başkan yardımcısının yanına gittim. Dedim ki başkan uzağa gitmeyelim yani. Aç pencereni. Bak dedim hangi bina kaçak sen biliyorsun dedim. Bir şey diyemedi yani. Neden buna müsaade ediliyor? Neden kontrolsüz? Onu da bilemiyoruz. Ama küçücük bir esnaf iş yeri açacağı zaman ruhsat almak için 40 tane bahane çıkarıyorlar. Ama koca binalar yapılırken ruhsatla ilgili bir sorun yok abi. Ruhsata da gerek yok. Buyur. Evet. Binayı dikelim. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Ve şu anda bu noktada denetimden yoksun bir şehir haline geldik. Biliyorsun birçok yerde de hormonlu bina tartışmaları devam ediyor. Bu başka bir sorun. Senin söylediğin bence çok önemli bir sorun. Bunun üzerine gitmek gerekiyor. Gitmediğimiz zaman, konuşmadığımız zaman Adana elden gidiyor. Yani bir tarafta iyi şeyler yapacaksın ama bir tarafta da efendime söyleyeyim bunlara izin vereceksin. Niye? O niyesinin altında siyaset var, o niyesinin altında duygusal ilişkiler var, o niyesinin altında beceriksizlik var, o niyesinin altında iş bilmezlik var vesaire. Var. Ama olan da bu şehre olmaya devam ediyor. Ya sen bugün yeni imar yerleri açacağına var olan imar yerlerini ıslah etmen gerekiyor. Islah çalışmaları çok önemli. En güzel o, evet. Yani ya örneğin Adana'da böyle onlarca mahalle sayabiliriz. Şehir merkezinde. Evet, şehir merkezinde. Tabii. Onlarca mahalle sayabiliriz. Bunun değişik yolları var. Buralardaki müteahhitlerin, o meşhur müteahhitlerimizin iştahını arttıracak, yoğunluk arttırarak ya da işte kentsel dönüşüm, başlı başına kentsel dönüşüm projeleri yaparak ya da orayı bir cazibe merkezi haline getirecek bir takım binaları ya da bir takım oluşumları oluşturup oraya buraya bu oldu artık burası bundan sonra değerlenir şeklindeki bir değerlendirme, bir cazibe merkezi haline getirmek gibi. Yani bir takım böyle önlemler var. Bu önlemleri almak yerine ne yapıyoruz? Yeni yerleri imara açıyoruz. Kim açıyor? Adam gelmiş zaten derdi o. Meclis üyesi olmasının amacı bu. Adam bunun için yaşıyor. Yani düşün, evet. Açık konuşalım yani. Buradan açık konuşalım. Zamanında diyelim ki 200 milyara, 200 bin TL'ye, 300 bin TL'ye aldığı arazi bu yasa meclisten geçtikten sonra 4-5 trilyon haline geliyor. 4-5 milyon lira haline geliyor. Ranta bak ya. Evet. Bir kalem oynatıyor. Bir kalemle. Evet. İşte bunların, Adana'da biz bunların önüne geçmek zorundayız. Geçebilir miyiz? Benim buna olan inancım her geçen gün azalıyor. Evet. Onu ifade edeyim. Her geçen gün azalıyor. Aman kavga çıkmasın, aman şey çıkmasın. Şimdi mesela belediye başkanları geliyor, belediye başkanları işte falanca biz belediye başkanıyla iyiyiz, şununla iyiyiz, bununla iyiyiz. İşte ya millet sizin iyi olmanızı İlhan elbette Bey, ister ama. Ben derdinizi anlıyorum. Yani bir dokun bin ah işit babında. Tabii Adanalıyız biz. Adana'yı korumak zorundayız ama ben gündemi değiştireyim. Sizi fazla dertlendirmeyeyim. Şimdi yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın bir İran ziyareti var. Evet. Şu an Genelkurmay Başkanımız İran'da. Kuzey Irak'ta bir oluşum referandum vardı. İşte Irak'ta istemiyor bunu. Nedir bu İran ziyareti ve Kuzey Irak'taki oluşum? Evet. Türkiye çok önemli günlerin arifesinde her zaman olduğu gibi yine hassas bir dönemi yaşıyor. Türkiye, yani bu artık klasikleşti işte. Çok hassas ve oldukça zor dönemlerden geçiyoruz sözü. Belki en fazla söylenen ülke Türkiye. Bunun da birkaç nedeni var. Türkiye gerçekten var olan potansiyeliyle
ve ortaya koyduğu liderlik niyetiyle birilerini rahatsız ettiği için devamlı istim üzerinde olan bir ülke. Evet. Türkiye Osmanlı bakiyesi üzerinde oturan, yine coğrafik konumu, stratejik konumu nedeniyle çok önemli bir yerde bulunan bir ülke. Genç nüfusu istekli, iştahlı ve arzulu ve bir süredir nazasa bırakılmış o iştahıyla, yeniden açılan iştahıyla birilerini rahatsız eden bir ülke. Büyüyen, güçlenen, bölgesel bir güç olma noktasında önemli adımlar atan bir ülke. Aynı zamanda hemen yanı başımızda haritaları tamamen değiştirilmek istenen, içerisine ekstra 12 tane devleti, hatta 13 tane devleti kazandırmak isteyen, aynı zamanda batılı hain bir güç var iken Türkiye her zaman böyle hassas günleri yaşayacak. İnan bir ay sonra yine bazı şeyleri konuşsak yine biz aynı sözleri söylüyoruz. Türkiye zor, hassas ve kırılgan bir dönemden geçiyor. İşte şunu şunu ya, bu sözler klasik, çünkü Türkiye biz öyleydik. Yani tarihte de böyleydi. Yani bu 1071'den beri böyle. Değişen bir şey yok. Yani Osmanlı'nın her dönemine bak. Bir dönem biraz uyumuşuz Lale Devri'nde. Onda bile bir sürü olay vardır yani. Şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışan, yeniden dirilişe geçen, yeniden bölgesel bir güç olma noktasında önemli, ciddi adımlar atan bu ülke elbette rahat bırakılmıyor. Yapılmak istenen şey, açık söyleyelim, bir Amerika, İsrail ve İngiltere projesi olarak, yine Avrupa Birliği destekli, kısmen bir takım diğer üçüncü ülkeler tarafından da desteklenen bir projeyle burada yeni bir dünya düzeni kurulmak isteniyor. Bu hep söylenen, zaman zaman ertelenen, zaman zaman şartlar oluşma denilen ama artık yeter oluşturmalıyız denilen bir süreçte Irak, Kuzey Irak meselesi bu işin ilk ayağı. Bu biraz Lego'ya benzer. Yani mesela işte bunu yaptıktan sonra diğer 12 devlet oluşumunun da oluşmasını bekliyorlar. Çünkü bu bir meselesi. Yani diğerlerine ilham olacak. Ne yapılmak isteniyor? Mesela Irak 3'e bölünmek isteniyor. Suriye 3'e bölünmek isteniyor. Çıktı mı sana yeni tane, 6 tane devlet? Örneğin. Niyet o mu? Niyet o. Türkiye'yi bölmek mi? Şimdi sadece bu, Türkiye'yi de bölmek. Yani bu topraklardan bir kısmı Türkiye'den alınacak. Evet. Öyle düşünülüyor. Türkiye'den alınacak. Evet. Türkiye'den, biraz İran'dan. Mesela Ürdün diye bir devlet kalmayacak tarihte. Ne olacak? Ürdün ismi Filistin olarak değişecek. Ürdün oranın başkenti olacak. Ürdün şehri diye bir şehir kurulacak. Filistin devleti orada kurulacak. Bütün Filistinler Ürdün'e geçecek. Dünya Bankası'ndan, Birleşmiş Milletler'den, şuradan buradan fonlar aktarılıp orada Filistinlere yeni evler yapılması sağlanacak. Ama Filistin'in topraklarının tamamı İsrail sayılacak. Hatta ve hatta İsrail yeni kurulan Ürdün'de bazı imtiyazlara, bazı haklara sahip olacak. Onu da kimse anlamayacak. Hatta biraz daha ileri gidelim. Suudi Arabistan'da, Yemen'de bir takım yerlerde bölünmeler. Yani istedikleri şey bu. Şimdi Türkiye bunu görmüyor mu? Ya işte Kuzey Irak'takiler ulufe uzatıyor. Ya ne var canım, Kürtlerin de bir devleti olsun. Ya şimdi senin maaşını Bağdat ödüyor. İstediğini yapıyorsun. Petrol vanaları, doğalgaz vanaları senin elinde. İstediğin kararı alıyorsun. Kendine ait polisin, kendine ait askerin var. Ne oldu, seni rahatsız eden ne diye sormak lazım adama. Şimdi sen devlet olsan maaşını kendin vereceksin. Bütün bu yükümlülükleri sen kendin. Emeklilerin maaşı dahi Bağdat ödüyor. Bak şimdi dert başka. Dert başka. Tabii ki İran'dan başlamak üzere bu aslında yapılan bütün şeyler hem Arz-ı Mevut Büyük İsrail Projesi'nin
isteyen buna şey olarak baksın, böyle bir hayal olarak baksın efendim. Bunlar da işte rahmetli Erbakan'ın efendime söyleyeyim hayalleri falan, hülyaları falan diye ya da şeyleri gibi değerlendirenler var, bu işi hafife alanlar var. Öyle değil yani. Bugün İsrail'in en resmi kanadından, Cumhurbaşkanından tut bakanlarına kadar, zaman zaman bunları söylüyorlar zaten. Duymayan, görmeyen bizim basın. Bizim içimizdeki İrlandalılar. Yani adamlar Arz-ı Mevud proje, Arz-ı Mevud'a bakarsan Arz-ı Mevud'un içerisinde Adana bile var ya. Evet. Adana bile. Bozantı'ya kadar. Yani. Evet. Rusya'nın içine kadar gidiyor. Bak ben sana onun kolarını söyleyeyim. Rusya'nın içine kadar gidiyor. Şimdi böl parçala yut diye bir şey duymadın mı hiç hayatında? Niye Kuzey Irak referandumundan önce ve sonrasında Kuzey Irakların elinde İsrail bayrakları dolaşıyor? Neden? Neden ya? Yani şimdi İsrail destekli. Yani sen kendi bayrağını dalgalandır. Bir de şunu, şimdi referandumu Amerika destekledi gibi, referandumdan sonra ben karşıyım dedi. Bu neden? Çünkü Türkiye, bak şimdi şunu söyleyeyim. Türkiye oyunları bozuyor. Türkiye oyunları bozuyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere hemen bu konuda refleks gösteren, hele bir bekleyelim ne olacak demeyen Türkiye, kesinlikle ben bu işe müdahil olacağım ve ağzımızdan çıkan sözde geri adım atmayız. Yani çok affedersin, tükürdüğümüzü yalamayız şeklindeki beyanlar birilerini korkuttu. Bugün Kuzey Irak birçok yönden abluka altına alındı. Kuzey Irak'ta şu anda Erbil Havaalanı'nda uçak inmiyor neredeyse. İnmiyor, kalkmıyor. Yani günde bir uçak ya iniyor ya kalk, ya inmiyor. Bu şekle geldi. Kuzey şu anda kendilerinin yaşamsal öneme sahip sınır kapılarından giriş çıkışlar durmuş durumda. Bağdat'ın da zaten bu noktada önemli bir şey, Bağdat yönetiminde önemli bir şeyi var. Orada duruşu var. Dolayısıyla şu anda maaşlarını alamıyorlar. Hayat durmuş durumda. Bak şimdi Barzani'ye de müzakereye açığız. Yani ne yapacaksın yani? Daha başka ne isteyeceksin yani? Müzakereye açıkmış. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı özellikle bence bu krizi çok güzel yönettiğini düşünüyorum. Böyle insanlar hemen şunu zannetti. Bunların referandum olduğu gün uçaklar gidecek, onları bombalayacak falan. Bizim Kuzey Irak halkıyla da oradaki Kürt kardeşlerimizle de ilgili bir sorunumuz, bir sıkıntımız yok. Bu bir oyun, bu bir İsrail oyunu, bu bir Amerikan oyunu. Bu oyuna bu kardeşlerimizin düşmemesi gerekiyor. Türkiye her açıdan desteklediği, her yönden desteklediği buradaki insanlar Türkiye'nin ileride başına çorap örülecek, Türkiye'nin sınırlarını tehdit edecek, Türkiye'nin bütün ekonomik ve siyasi bütün dengelerini bozacak olan bu adıma Türkiye'nin izin vermeyeceğini tahmin etmeleri gerekirdi. Ve bu zaten kendilerine defalarca söylendi. Bir koridor kurulmak isteniyor. Yani Türkiye'nin Orta Doğu'yla arasında bir duvar, bir tampon bölge oluşturulmak isteniyor. Türkiye'nin enerji koridoru olması önlenmek istiyor. Türkiye'nin mazlum halklara, Orta Doğu'ya ulaşması engellenmek isteniyor. Aynı şeyi Suriye'de de düşünüyorlar. Ve özellikle iki devleti, İran'ı ve Türkiye'yi belli bir bölgede adeta bir duvarla hapsetmek istiyorlar. Türkiye'nin bu noktadaki gelişimini ve etkisini, Orta Doğu üzerindeki etkisini azaltmak istiyorlar. Türkiye'ye rağmen birkaç milyonluk veya 1-2 milyonluk bir devlet kurdurarak Türkiye'nin karizmasını çizmek istiyorlar. Bakın kendi sınırlarında bile bir devletin oluşumuna şey yapamayan, müdahale edemeyen, onlara dahi bir şey diyemeyen bir devlet mi gelip seni kurtaracak? Ey Filistin, ey Arabistanlı, ey Katarlı, ey Iraklı, ey Suriyeli. Türkiye'nin karizmasını çizmeye yönelik aynı zamanda. Yani bunlar biliyorsun böyle bir taşla bir kuş vurmayı sevmezler. Fakat onlar bir hesap yaptı, onlar bir tuzak kurdu. Biz de biliyoruz ki
tuzak kuranların, hesap yapanların en büyüğü Allah'tır. İnşallah Allah onların hesaplarını bozacaktır. Ve bozulmuştur da. Şunu da söyleyeyim. Bu saatten sonra Kuzey Irak'ta bir devlet kurulma imkanı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, bitiriyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu noktadaki İran'la bütün anlaşmazlıklara, uyuşmazlıklara, problemlere rağmen İran'a gitmesi, en azından hemfikir oldukları konuda bir birliktelik içerisine girmesi çok önemli. Gerekirse müdahale ederiz, müdahale de etmekten çekinmeyizin mesajının verileceği önemli bir toplantı. Belki o toplantıya sürpriz bir şekilde İbadi de katılabilir. Benim böyle bir beklentim var. Bir duyum yok ama benim böyle bir beklentim de var. Evet. İbadi'nin İran'a gidip ya da onun yardımcısının İran'a gidip oradaki toplantıya katılabileceğini düşünüyorum. En azından yan odada bazı şeylere katılacaklardır diye düşünüyorum. Bu çok önemli. Doğrudur. Daha önce bir bakanımızın dahi Kuzey Irak'a, Irak'a gelmesini, Bağdat'a inecek uçağı engelleriz, gelmesin diyen bir İbadi'den bugün Türkiye ne diyorsa onu yaparız'a dönüşen bir Bağdat yönetiminden bahsediyoruz. Türkiye ile bütün ipleri attık, Türkiye ile artık iş yapmayız diyen bir İran yönetimi. Bugün herkes, bölgedeki her aktör, Türkiye politikaları etrafında, Türkiye'nin liderliği etrafında toplanmak gerektiğini bir kere daha görmüş oldu. Aslında bunlar kendi ayaklarına sıkıyorlar. Bunun farkında bile değiller. Yani oyun bozuldu. Oyun bozuldu ve bozuluyor da. Evet. Onu... Şimdi Türkiye'nin dışarıdan görünüşü daha bir başka. Yani adını duymadığımız Myanmar'da dahi biz sahip çıkıyoruz. Dünyanın Çin Seddi'ne biz sahip çıkıyoruz. Afrika'daki El Ucra masum kabilelere biz sahip çıkıyoruz. Efendim Balkanlardaki işte soydaşlarımıza biz sahip çıkıyoruz. Karadeniz'in kuzeyindeki soydaşlarımıza biz sahip çıkıyoruz. Yani Türkiye dışarıdan daha bir başka görünüyor. Ya mesela şöyle düşün. Şimdi Myanmar dedin, Arakan, orada gerçekten tarihin en büyük zulmü yaşanıyor. En büyüğü, yani daha şeyi yok yani bunun. Daha bir uç noktası yok. Yani Siyonistler bile bu kadar zalim olmadılar. Ben söyleyeyim yani. Bu Budistler, özellikle bu putperestler sadece Müslüman oldukları için bu insanlara tarihin görmediği katliamları yapıyorlar. O kadar yani. İnsanları diri diri, diri diri ellerini ayaklarını bağladıktan sonra önce ellerini ayaklarını kesiyorlar satırla. Diri diri yani. Ve sonra da boyunlarını kesiyorlar. İnsanları topluyorlar bir yere, toplu bir şekilde yakıyorlar. Çocukları, kadınları, çocuk kadın demedin. Böylesi zulümler yaşanıyor yani. İnsana yapılıyor bu. Bu insana yapılıyor, evet. Biz Kurban Bayramı'nda koyunlarımızı keserken, kurbanlarımızı keserken onlar da, bu Budistler de Müslümanları kestiler. Kesmeye de devam ediyorlar. Ben şunu bir söyleyeyim. Yarın 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Evet. Bakalım insanları koruma günü ne zaman olacak? Şimdi şöyle düşün. Mesela Amerika'da, mesela Afrika'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde Türkiye Dışişleri Bakanı şöyle bir açıklama yapıyor ve onu televizyondan, internetten ya da herhangi bir yerden izliyorlar. Diyor ki, ey Bangladeş, sen bunları, bu Arakanları, bu göç yapan mültecileri kabul etmiyorsun ama lütfen kabul et. Biliyoruz sen mağdur bir ülkesin. Yani senin de yani zengin bir ülke değilsin. Oradan gelecek insanları, oradan gelecek olan insanları belki barındıracak, onları doyuracak bir gücün olmayabilir. Biz Türkiye olarak bu barındıracağın, kabul edeceğin bütün hepsinin barınma, işte giyinme ve gıda noktasındaki bütün ihtiyaçlarını, hatta eğitim, hatta sağlık, bütün ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. 2 milyar dolar gibi bir rakam da. Biz karşılayacağız. Sen yeter ki bunları kabul et ve hatta senin ekonomine katkı olsun diye biz mesela onlara göndereceğimiz unu, ekmeği, domatesi, elbiseyi senden alalım. Yani Türkiye'den de getirmeyelim, başka bir yerden de getirmeyelim. Senden alalım. Sen de ekonomine bir katkımız olsun. Zaten bundan sonra. Şimdi bunu bir Çinli duyuyor.
Bunu bir Malezyalı duyuyor. Bunu Afrika'daki bir Müslüman duyuyor. Ya şimdi Türkiye'nin Bangladeş, Myanmar, yani bu bölgelerde bir beklentisi var mı? Olabilir mi? Yok. Bu insanları imar edince, koruma altına alınca, efendime söyleyeyim, onların bir takım ihtiyaçlarını giderince bunlardan bir beklentisi var mı? Yok. Tamamen insani beklentiler üzerinde. Dünyanın en zengin devleti olmamasına rağmen, hatta kendi içerisinde bir takım sıkıntıları olmasına rağmen Türkiye bu hamiyetseverliği, bu fazileti, bu erdemi gösterebiliyor ise, gösterdiğini görünce insanlar tabii Türkiye'ye hakikaten bakışı bir farklı oluyor. Biz ecdadımızdan aldığımız bir geleneği sürdürüyoruz. Bunu sürdürmeye de devam edeceğiz. Bir süredir bunu unutmuştuk, tekrar hayata geçiriyoruz. Ben de özellikle İHA ile yurt dışı yardım çalışmalarında bulundum. Senin dediğin çok evet, doğru. Hakikaten yani ben daha önce de bunu burada anlatmıştım ama şimdi fil dişi sahillerine gittik. Yıl 2011 2011'di. Evet. Fil dişi, Afrika fil dişi sahillerine gittik. Ve orada işte kurban çalışmalarında bulunduk. Dönüş günüydü. Ve biz o gün dedik ki hani ya buradan böyle otantik motantik bir şeyler alak giderken hani hediye ederiz falan şeklinde böyle bir düşüncemiz oldu. Biz böyle şehrin tabii zengin kesimlerine doğru gideceğiz. Oradan çıktık da bizim Allah yardım etsin yani hakikaten çok şey. Tam böyle giderken baktık ki böyle resmi arabalar bilmem neler falan. Bizim oradaki arkadaşa da yani onların o Sultan Vakfı'ydı. Sultan Vakfı'nın yöneticisinden bir arkadaşa telefon geldi falan. Arabalar sağa çekildi falan. Şimdi Afrika'dasın, neyin ne olduğunu bilmiyorsun. Korktuk yani ya ne oluyor falan dedik yani falan. Aşağıya indik falan. O tabii bize o Sultan Vakfı'nın yöneticisi dedi ki Adalet Bakan Yardımcısı dedi. Şu an dedi o bizi, onlarda bakan yardımcılar da var. Şimdi bizde de oldu da. Aşağıya indik. Adam bizi karşıladı falan. Dedi ki arabaları böyle ekstradan bir araba falan da getirmişler. Adalet Bakanı bizi yemeğe bekliyor. Bizim oraya geldiğimizi geç öğrenmişler. O gün öğrenmişler. Yani dedi ki biz ya vallahi işte hani uçak kalkacak saat 2'de mi 3'de mi falan uçak kalkacak. İşte bir iki şey alıp gideceğiz. Teşekkür ettik falan. Çok ısrar etti adam. Öyle mahcup oldu. Ya biz dedi geç öğrendik. Şöyle oldu böyle oldu falan. Şimdi düşün. Biz İHA'dan gelmiş işte birkaç aktivist işte yardımsever. Türkiye nere, fil dişi nere? Evet. Gibi. Ve evet. Geldik gideceğiz. Çok da önemli bir şey değil. Ve Adalet Bakanı işte hani öyle bir mahcup oldu ki o Adalet Bakan Yardımcısı. Gerçekten çok mahcup oldu. Bırak biraz da mahcup olsun yani. Niye haber olmamış daha önce? Öyle değil ama. Yani koskoca bir ülkeye gidiyorsun. Yani öyle basit bir şey evet, değil. Hala Fransız. Şimdi biz fil dişini konuşuyoruz. Myanmar'ı konuşuyoruz. Şimdi şunu anlatmak evet, istiyorum. Hakikaten bakış açısı çok farklı. Şeyinden yani 5 yaşındaki çocuktan efendime söyleyeyim en üste kadar çok farklı yani. Ve bu sadece evet, Müslümanlar için geçerli bir durum da değil. Onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi ben şunu demek istedim. Yani biz Myanmar'ı konuştuk, fil dişini konuştuk. Yarın Dünya Hayvanları Koruma Günü. Yalnız o Avrupa'da sınırı geçmeye çalışan mülteciye çelme takan bayan gazeteci cezası onaylanmış. Evet, yani çok güzel. Şimdi kurabilirsen Myanmar fil dişi, yani neler oluyor neler oluyor. Evet, evet. Evet. Şimdi, tabii bu arada da tabii ki hayatı birlikte paylaştığımız efendime söyleyeyim, bizim dostlarımız hayvanları da koruma gününü de ve onlara ait olan bu günü de asla küçümsemiyoruz. Hatta bunun gereğini yerine getirmek için ilgilileri tekrar bir daha göreve davet ediyoruz. Gerçekten önemli. Bizim hayata saygımız olması lazım. Bitkiye, yaşadığımız yere, yani aldığımız oksijene, hayatı birlikte paylaştığımız kuşlara, köpeklere, hayır, kedilere, bütün hayvanlara. Yunus Emre'nin sözü var. Yaratıkları severiz yaratandan ötürü. Evet. Evet. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Çok doğru söylüyorsun. Yani bu noktada da
Ama şu var, insan hayatı da hani Arakan'daki kadar, ne bileyim Gazze'deki kadar, Kudüs'teki kadar, işte Halep'teki kadar, İdlib'deki kadar, Bağdat'taki kadar, yani bu kadar ucuz olmamalı. Yemen'deki kadar bu kadar ucuz olmamalı. Libya'da, şu anda Libya'da, yani hiç kimse konuşmuyor ama Libya'da katliam devam ediyor. Katliamlar devam ediyor. Şimdi ona gidiyorlar, diyorlar ki ne, bu ülkeyi sen yöneteceksin. Ona gidiyor, bu ülkeyi sen yöneteceksin. Ona gidiyor. Herkes diyor ki tamam ben yönetmeliyim. Birbirlerine girmişler şu anda. Ve şu anda Libyalılar o hani nereye gidiyorduk? Çalışmaya Libya'ya giriyorduk. Hatırlayalım. Türkiye'den Libya'ya gidiyorduk. Şu anda Libyalılar her gün Akdeniz'de boğuluyorlar ya. Nasıl bizim Suriyeliler Ege Denizi'ni, Akdeniz'i geçip Yunan adalarına sığınmak için giderken yolda nasıl aylan bebekler cesetleri sahile vuruyorsa, Libyalıların da cesetleri İtalya sahillerine vuruyor. Libya'da da böyle bir kıyım yaşanıyor. Yani niye? Niye? Evet. Kaddafi'yi devirdiler. Oradaki petrolü için ve oradaki insanların ileride Afrika'ya bir umut olmasınlar, bir ışık olmasınlar. Kaddafi'yi devirdiler. Libya'ya demokrasi getirdiler. Libya'da yüz binlerce insan öldü, ölmeye devam ediyor. Saddam'ı devirdiler, demokrasi getireceklerdi. 1 milyondan fazla insan öldü. Sadece 5 yıl öncesinin rakamlarını söylüyorum. 5 milyon çocuk Irak'ta yetim kaldı. 5 milyon çocuk yetim kaldı bak. Dile kolay ya, 5 milyon çocuk Irak'ta yetim kaldı. Yetimlerin sayısı. O işin bir bölümü. O çocukların bir kısmını alıyorlar, dış emperyal ülkeler götürüyorlar. Onları özel yetiştiriyorlar. Bunun gibi. Sonra işte efendim organ ticareti, efendim fuhuş, uyuşturucu, kesinlikle, silah ticareti. Kesinlikle. Başka. Yani evet, bu karşılıklar evet, özellikle evet. Çıkarılıyor. Bunlar tabii uzmanlar detaylı inceliyorlar ama vahim. Kesinlikle. Evet. Ben konuşmalar tabii bitmiyor. Derdimiz büyük. Yani şimdi bizim Türkiye politikası ama bizim kendi 80 milyon da vicdanında bunu yaşıyor. Ben biliyorum yani sen Arakan'daki insan yemek yiyemezken sen evde rahat duramıyorsun. Ben anlıyorum çünkü benim mideme gram giriyor. Evet. Yani biz bunu vatandaş hepimiz olarak da yaşıyoruz. Hepimiz yani. Yani ben şunu söyleyeyim yani bu bir yani nereden bakarsan bak, insani olarak bak, inancın açısından bak, nasıl bakarsan bak, olaya nasıl bakarsan bak. Yani biz işte bir yerde şöyle diyelim, bir yerde duysak ya bir haberde, işte mesela adamın biri kaldırımdan geçerken yolda düren, kaldırımda böyle hiçbir şeyi olmayan köpeğe tekme attı. Günlerce onun haberini yaptık. İçimizi acıttı ya, nasıl bu vicdan dedik ya. Nasıl yani, o köpeğin suçu ne ya? Niye vuruyorsun yani? Bak şimdi. Dön, o köpeğin de canı azizdir ve kıymetlidir. Evet. O bir tarafa ama Arakan'da mesela, örneğin Arakan'da günde yüzlerce insan bir yere toplanıyor ve yakılıyor. Derisi, ya şimdi bunları yani hakikaten söylemek şey yani. Saraybosna'da derileri vücudundan ve ne yazık ki dünyada Saraybosna'da ölenler de, Kosova'da ölenler de, efendime söyleyeyim Yemen'de ölenler de, Libya'da ölenler de, Suriye'de ölenler de, Irak'ta ölenler Karabağ'da, de, Afganistan'da evet. Katledilenler de, Karabağ'da efendim zulme uğrayanlar da, nedense hepsi Müslüman. Evet. Neden? Yani dönüp durmak lazım. Tamam bu kadar, yani belli bir kinleri var işte. Sonra terör kim? Biz oluyoruz. Terörist biz oluyoruz. İslami terörist oluyoruz. Tırnak içinde İslam söylüyor. Hani olmasın. İslam'la terör yan yana nasıl geliyor? Ne oluyor? Yine suçlu bizmişiz. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl oluyor? Yani öldürülen biz, zulme uğrayan biz, işkenceye uğrayan biz suçlu. Ama yine suçlu biz oluyoruz. Onlar tertemiz vicdanlarıyla sokaklarda geziyorlar. Aha, bir tane manyak çıktı. 55 tane, 58 tane Amerikalıyı taradı.
otelden taradı. Milyarder bir manyak. 515 tane yaralı. 515 tane de yaralı var. Hristiyan terörist desen ona. Niye diyemiyorsun? Evet. Olmaz. Hristiyandan terörist mi olur? Evet. Lan din şimdi Hristiyandan da terörist olmaz, Yahudiden de terörist olmaz, Müslümandan da terörist olmaz. Terörist olmanın farklı şeyleri var. Yani farklı argümanları var. Eline bunu dine dayandırmak. Terörist... Tabii ki. Bunu dine dayandırmanın, bunu bir dinle. Niye? Yapacağın işe. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Eğer bu işi hemen dediler ki daha iş üstlendi filan. Ben dedim ki eyvah gene bir saldırı yapacaklar. Evet. Müslümanlara bir bahane yere bir saldırı yapacaklar. Aynı. Bunun bahanesi yapacaklar. Aynı düşünceler, evet. İkiz kuleleri, bunlar ikiz kuleleri kendileri yıktılar. Kendileri bombaladılar. Niye? Afganistan'a saldırmanın, Afganistan'a operasyon yapmanın bahanesi yaptılar bunu. Dünya bunları biliyor. Yani bir yerde küçük bir saldırı yaptırıp Fransa'da. İşte saldırıma girerken kitlesel silahlar var. Ne oldu hani buldunuz mu? Nerede yok. Buldunuz mu? Zaten sen vermiş olacaksın yani. Yani üretici sensin yani. Ne oldu? Genelkurmay başkanları Saddam'ın genelkurmay başkanı satılık hain. Efendime söyleyeyim onların FETÖ'ye benzer bir yapılanmaları var ya bir tarikat. Onun üyesi. O yapıyla çökerttiler. Bizde de FETÖ'yü ihdas etmişlerdi. Bak şimdi onlarda da böyle bir tarikatımsı, böyle bir şey yapı var. Ve düşün Saddam'ın kendi oğlu bile buna kayıtlıydı. Saddam'ın karısı buna kayıtlıydı. Şimdi, öyle içlerine girmişlerdi. Yapılar, ha Saddam buna evet. Saddam buna katılmadığı için Saddam'ı götürdüler. Ne oldu? Şimdi Saddam'ı savunmuyoruz. Yani Saddam Hüseyin'i savunmuyoruz ama Saddam Hüseyin'in zamanındaki Irak'la bugünkü Irak arasında 10 kat, ne 10 katı? 100 kat hem ekonomik anlamda, hem refah anlamında, hem huzur anlamında, hem mutluluk katsayısı anlamında 100 kat fark var ya. Evet. Şimdi biz dış konuları bitirelim. Yine içeriye dönelim. Son şimdi şey olsun yine çünkü. Yine Adana'ya gelelim. Bu Adana'da CHP. Efendim Seyhan Belediye Başkanımız Zerdan Karalar Adana CHP il örgütünde etkisini artırıyor veya artırmaya çalışıyor. Çünkü il başkanı Ayhan Barut'u dahi Zerdan Bey getirdi oraya oturturdu diyenler var. Efendim geçen işte Yüksel Erdoğan'ın istifası vardı. Yüksel de oraya onu getirdi diyenler var. İşte Soner Çetin'in etkisi azalıyor. Zerdan Bey böyle hani saman altına su yürütüyor kabilinden çalışmalar yürütüyor diyenler var. Siz ne dersiniz? Evet. Şey Yüksel Erdoğan istifa etti ve istifa ederken dedi ki bir belediye başkanının genel merkezin bu konudaki tamimine, bu noktadaki emrine rağmen teşkilata müdahil olması, delege seçimlerine müdahil olmasını ve baskıyı kendime ve bu partiye yapılmış bir haksızlık olarak görüyorum deyip istifa etti. Şimdi tabii aynı şekilde bunu destekleyen bir açıklamayı da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin yaptı. Bu konuda gözler tabii iki isme çevrildi. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ayhan Barut ve Seyhan Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar. Her iki isme gözler çevrildi. Acaba onlar ne diyeceklerdi? Şimdi Ayhan Barut yaptığı açıklamada konuyu gidip genel merkeze çağrıldığını veya o gittiğini söylüyor da Kılıçdaroğlu'na da bizzat anlattığını söylüyor. Sonrasında genel merkezden henüz gelmiş iken daha bir radyo programında yaptığı açıklamada şöyle diyor. Diyor ki belediye başkanlarının kısmi olarak müdahale yapmasını normal bulduğunu söylüyor. Ama bu arada bu cephede diyor ki genel merkezin böyle bir açıklaması var. Yani kesinlikle milletvekilleri, belediye başkanları müdahil olmayacak diye bir açıklama var. O zaman Ayhan Barut ya genel merkezin emrine karşı çıkmış oluyor ya da bunu söyleyenler, yani genel merkez asla ve asla belediye başkanları ve milletvekilleri bu işe müdahil olmayacak diyen taraf yalan söylüyor. İkisinden bir tanesi. Şimdi bizim de yaptığımız
şeyde genel merkezin böyle bir açıklaması olduğunu biz de gördük. Bizzat bunun belgesi de var. Ama Sayın Ayhan Barut belediye başkanlarının kısmi olarak da hani çok böyle derinlemesine değil ama tabii onlar da dedi ki ya kısmi bile değildi diyor. Tamamen bu işin içine girdi. Şimdi buradan da şu anlaşılıyor aslında. Yani, ya bu müdahale normaldir, değildir, siyasidir. Yani adam belediye başkanlığını düşünüyorsa bu tür şeyleri yapması doğaldır, doğal değildir. Yani bunlar zaten olan şeyler. Yani Zeydan Karalar'ı burada suçlamak yerine siyaset yapıyor da diyebiliriz. Ama şunu söyleyelim. Genel merkeze rağmen hani peki bütün siyasetçiler genel merkeze %100 tıp atıp uyarlar mı? Yok, uymazlar. Şimdi burada genel merkezin tabii tavrı. Soner Çetin de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını düşünen Cumhuriyet Halk Partili Çukurova Belediye Başkanı. Soner Çetin şu anda diğer seçimlere müdahale etmekten vazgeçti. Şimdi kabul edelim ki Soner Bey de en azından kendi ilçesindeki seçimlerde biraz etkin olmak istedi ama bundan sonra o da şu anda kesinlikle köşesine çekilmiş durumda. Ve şu anda seçimler Adana'daki Cumhuriyet Halk Partisi adına yapılan delege seçimlerinin tamamında Ayhan Barut ve Zeydan Karalar'ın kesin bir imzası var. Delegeyi onlar seçti. Bundan sonra eğer belediye başkan adayını eğer bu delege seçecekse, ön seçim yapılacaksa zaten bir başka adayın seçilme şansı kalmadı. Onu ifade edeyim. Şimdi belediye başkanları partilere müdahale eder mi? Partilerin kendi organları yok mu? Yani kadın kolları, gençlik kolları, yönetim kurulları, işte il, ilçe, danışma kurulları, disiplin kurulları falan. Ama işte falan. Şöyle bir şey var. Şimdi belediye başkanları biz hani görürdük eskiden. İşte belediye bir partili belediye başkanı belediye görevini devraldığı zaman rozetini çıkarır atar. Yani evet. Der ki ne, ben partili değilim artık, halkımın belediye başkanıyım der. Evet, evet. Şimdi ondan vaz mı geçtik yani? Nasıl şimdi oldu? Tabii şu var yani siyaset siyaseti bir anlamda belediye için yaptığı görev ayrı, kendi parti içerisindeki konumunu güçlendirmek, kuvvetli kılmak için yaptığı ayrı. Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriterler farklı. AK Parti'de farklı, Milliyetçi Hareket Partisi'nde daha da farklı. Mesela şimdi AK Parti bir belediye başkan adayını belirlerken kamuoyu anketi, parti içi anket, temayül yoklaması, efendime söyleyeyim o şehirdeki görevli kıldığı milletvekilleri vesaire, tüm bunları şey yapıyor. STK'lardan bile oylama yapıyorlar. Yani evet. Ha şimdi bunlara ne kadar uyuluyor, bunların bu belirlemede ne kadar ağırlıkları vardır, o başka bir tartışma konusu. Ona bir şey diyemeyiz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki olay biraz daha farklı. Cumhuriyet Halk Partisi mesela milletvekillerini kontenjanlar haricinde delege seçimleriyle, yani ön seçimle gerçekleştiriyor. Şimdi bunu belediyede yapmamışlardı. Belediye başkanlığı seçimlerinde yapmamışlardı. Sadece o da yine temayül gibi olmuştu. Şimdi bu sefer belediye başkanlarını da tıpkı milletvekillerini seçme yönteminde olduğu gibi seçebilme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla delegeyi elinde bulunduran, delegenin temayülü hangi adaya yönük dönük ise onun belediye başkan adayı olma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla bunu bilen Zeydan Karalar ve diğer siyasetçiler elbette ki delegelere hakim olmak ya da delegeler üzerinde etkin olacak hamleleri yapmak isteyeceklerdir. Aslında buraya kadar her şey doğal, her şey normal. Yani fakat buradan sonrası şu önemli. Bunu bir, genel merkeze rağmen, genel merkezin emirlerine rağmen yapmak parti içi bir sorun haline geldi. Öyle deniyor, öyle diyelim, öyle deniyor. Ama Ayhan Barut da diyor ki kısmi müdahale oldu. Bu da normaldir diyor. Şimdi buna diyor. genel merkez müdahale olmaz mı? İşte onu bilemiyoruz. İki, belediye imkanlarını kullanarak diye ifade ediyor. Yani karşı cephe Yüksel Erdoğan ve Soner Çetin cephesi burada belediye imkanları kullanıldı şeklinde imaları, hatta Yüksel Erdoğan'ın suçlamaları var. Dolayısıyla buradaki iki şey önemli. Şimdi
Senin dediğin de önemli. Genel merkez buna müdahale eder mi? Peki, merkez ama yapar, şunu da ifade ederim. Genel merkezin özellikle Zeydan Karalar'ın parti içerisinde soyunmuş olduğu hamilik hoşuna gidiyor. Onu da söyleyeyim. Yani şimdi bak farklı bir şey söyleyeyim. Yani o zaman Zeydan Karalar, hani az önce analizin başında konuştuk, mecliste kalem oyunları dedik. O zaman dışarıda da ayak oyunları var. Şimdi o ikisini birbirine getirme. Onu başka şeyler. O da evet. Yanlış anlaşılır. Bu söylediklerimiz yanlış anlaşılır. Şunu anlatmak istiyorum Sak Bey. Ya mesela Zeydan Karalar özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana'daki organizasyonlarında, hatta diğer yerlerdeki organizasyonlarında inisiyatif alan bir belediye başkanı profili çiziyor. Bu da Sayın Kılıçdaroğlu'nun hoşuna gidiyor. Bakın bunu Adana'da ben siyaset yapacağım diyen veya siyaset yapan Cumhuriyet Halk Partililerin bir kenara bu dediğimi koymaları gerekiyor. Bak açık söylüyorum. Ben bazı siyasetçilere diyorum ki, yani bu olaydan önce de ben Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım demeyen Zeydan Karalar Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. Yani aday adayıdır diyelim. Ve hepinizden 1-0 öndedir dediğim zaman nasıl oluyor falan dediler. Benim kim, yani genel merkez gözlüğüyle bakacak olursanız Zeydan Karalar bu işlerin hamiliğine sokan, yani Cumhuriyet soyunan Cumhuriyet Halk Partililerin ve Cumhuriyet Halk Parti'nin belirli bir noktada yükünü almaya çalışan, taşın altına elini sokmaya çalışan bir adam profilinde bir siyasetçi profilinde, bu da genel merkezin hoşuna gidiyor dediğim zaman bazıları yanlış anladı. Ama doğrusu da bu. Şimdi son bu delege şeyleri Zeydan Bey'i biraz zor duruma bırakabilir mi? Bilmiyorum. Yani buradaki genel merkezin bu söylediklerimin üzerine de düşünerek, işte senin sorunun cevabı orada. Genel merkez buna ne der? Ne demeyecek? Bir cepheye bakacak olursan genel merkez bunun hesabını soracak. Şu ana kadar sorulmuş bir hesap falan görmedik. Ben Seyhan Belediyesi'nde yetkililere bunu sorduğumda, yani Zeydan Bey'in danışmanlarına dedim ki, yani Zeydan Bey Büyükşehir'e aday olacaksa Büyükşehir Seyhan'dan ibaret değil. Adana'nın büyük bir kesimi işte Yörük, Türkmen gibi anlattım da dediler ki olur mu? Biz Sayın Beyliğe, Tufan Beyliğe kadar taziye çadırları da attık Seyhan Belediyesi olarak dediler. Doğru, doğru. Yani orada da iddialarını güçlendiriyorlar. Evet, evet. Yani hayır, ben sana ama şunu söyleyeyim. Ama CHP üzerinde bu kadar güzel analiz yapmanıza hayran kaldım. Estağfurullah. Ben o zaman programı burada bitireyim. Sizi fazla ben yormayayım. Ya şu var, yani tabii ki bazı şeyleri eşyanın tabiatı gereği normal görmek gerekiyor. Evet. Bazı şeyleri şu yuğundan daha büyük göstermenin de hiç gereği yok. Yani şunu söyleyeyim, Atalan Üsküdar'ı geçiyor. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Atalan Üsküdar'ı geçiyor. Bazı şeyler, yani burada neyle suçlayabilirsin? Eğer bir insan hırsızlık yaparsa, arsızlık yaparsa, şunu bunu yaparsa, yolsuzluk yaparsa falan. Yani bu olayı böyle bazı CHP'liler büyük bir skandalmış gibi görüyorlar. Şimdi bunun yukarıda nasıl algılandığına bakın. Yani o önemli olan. Şimdi Ayhan Barut gitti, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Ne anlattı? İkna etti. Adama ertesi gün geldi, dedi ki yani küçük müdahaleleri normal görüyoruz dedi. Şimdi eğer çok sert bir uyarı almış olsa idi, hani diğer tarafın iddiasına göre bak göreceksiniz falan, hani eğer çok sert bir uyarı almış olsaydı, eğer Ayhan Barut bu söylemi yapabilir miydi? Bunu da düşünmeleri lazım. Evet. Herkes şapkayı. Sadece şunu da söyleyeyim. Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi adına Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını düşünen sadece iki isim yok. Onu da herkesin bilmesi lazım. Yani sadece Soner Çetin ve sadece Zeydan Karalar yok. Bu işe soyunan çok ciddi isimler var. Duyumlarımız var. Bu duyumları zaman içerisinde konuşacağız. Siyaset kazanı her partide kaynadığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kaynamaya devam ediyor. Aynı şeyleri daha sonraki programlarımızda Milliyetçi Hareket Partisi içinde konuşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Hüseyin Sözlü tekrar yeniden
aday olacak mı? Ya da aday yaptırılacak mı? AK Parti'de neler oluyor? AK Parti'nin adayları kimler olacak? Teşkilatlardaki yeni isimler kimler olacak? Tüm bunlar tabii ki Adana siyasetinde gelecekte Adana'nın da tabii ki geleceğini etkileyen bu gelişmeleri konuşacağız. Ama Cumhuriyet, dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece olayı iki isme indirgemek yanlış. Şu anda görünen şu: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Soner Çetin, genel merkezin biraz daha emirlerine uyan, biraz daha tamam kardeşim sen ne diyorsanız o, ha bunu mecburiyetten mi yapıyor? Bu da ayrı bir olay ama şu anda bizim gözlemimiz Soner Çetin bu seçimlere müdahil olmuyor, liste vermiyor vesaire. Reydan Karalar ve ekibi etkinliğini devam ettiriyor. Onlar da kardeşim ben siyaset yapıyorum diyerek kendilerini bence çok da kolay bir şekilde savunabilirler. Savunuyorlardır da. Bakalım sonuçta dedikleri gibi, birinin dediği gibi çok böyle genel merkez müdahalesi olacak mı, olmayacak mı? Ama CHP eğer son söz bu olsun, kavgalı bir şekilde büyük yerel seçimlere girerse kaybeder. Evet, doğru söylediniz. Aslında gündemimiz çok yoğun ama vaktimiz sınırlı. Evet. Burada ben programı kapatıyorum. Bir başka analiz programında da buluşmak dilek ve temennisiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.